Merhabalar sevgili izleyicilerim. Sizlere bugün annemin mutfağından tarif vereceğim. Baklava yapmak için anneme geldim. Daha önceden de tarifini vermiştim ve çok sevmiştiniz. O yüzden videomu güncellemek adına yeniden baklava tarifi vereceğim. Baklava hamurumuz için gereken malzemeler 1 kilo un, 1,5 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke, 2 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 5 kaşık yoğurt ve 1 tatlı kaşığı tuz. Bunlar hamurumuz için gereken malzemeler. Hemen hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Yoğurma kabına un hariç bütün sıvılarımı alıyorum. İlk önce süt ilave ediyorum. Sıvı yağını ilave ediyorum. Yumurtayı ilave ediyorum. Sirkeyi ilave ediyorum. Yoğurdu ilave ediyorum. Tuzu ilave ediyorum. Kabartma tozunu ilave ediyorum. Şimdi bütün bu malzemeleri elimle güzelce karıştırıp birbirine yediriyorum. Malzemelerim güzelce birbirine karıştıktan sonra yavaş yavaş içine unu ilave ediyorum. Yumuşak, güzel bir hamur elde edeceğiz. Evet, hamurumu yoğurup topladım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir kıvamı var. Hafif ele yapışıyor ama yumuşacık kıvamı var. Şimdi hamurumdan bezeler alacağım. Hamurumuzun kıvamı yumuşak olduğu için elimize yapışabilir. O yüzden elimizi una banarak bezemizi alalım. Cevizden biraz daha büyük bezeler alıyorum. Bu şekilde elimle toplayıp yuvarlıyorum. Hamurumuzu bu şekilde bezeliyorum. İçine doğru sıkarak bezemi tamamlıyorum. Ve baklava hamurunu bezeledikten sonra una buluyorum. Böylelikle birbirine yapışmadan tepside dinlendiriyorum. Aynı işlemi uygulayarak hamurumu tek tek bezeleyip tepsime diziyorum. Evet, hamurumu bezeledim. 26 adet beze çıktı. Yapacağınız baklavanın şekline göre farklılık gösterebilir ama yaklaşık bu tariften 4 tepsi baklava çıkıyor.
Bezelediğimiz hamuru muhakkak bir poşet ile kapatın ve üzerini bir bez örtün. Böylelikle hamurumuz çok güzel dinlenecek. Bir yarım saat dinlendikten sonra açma işlemine başlayabiliriz. Baklava hamurunun açması tamamen anneme ait. Çünkü kendisi gerçekten bu işin ustası. Çok güzel açar. O yüzden annemin ellerinden baklava açışını izleyeceksiniz şimdi. Umarım beğenirsiniz. Hamurumuzu yeterince açtıktan sonra kesme işlemine geçiyorum. Gül şeklini vereceğim. Gül baklavası için hamurumuzu ilk önce ortadan ikiye bölelim. Ve eğer bezeniz küçükse tekrardan ortadan ikiye bölüp 4 eşit parça elde edebilirsiniz. Bizim bezeler daha büyük olduğu için ben muhakkak 6 eşit bezeye kesiyorum ve sonra gül şeklini veriyorum. Şimdi gül baklavamı yapacağım. Bu şekilde hamuru büzüyoruz. İçini doldurup katlıyorum. Ve tepsiye alıyorum. Aynı işlemi uygulayarak gül baklava yapımına devam ediyorum. Umarım videodan anlaşılır şekilde çekmişimdir. Evet, gördüğünüz gibi baklavalarımız bu şekilde hazır. Tepsi en kolayından kıvrım baklava yaptık. Bunu da sizlere göstereceğim. Ve 3 tepsi gül baklavası çıktı. Gerçekten her zamanki gibi çok güzel oldular. Baklavalarımızı pişirmeden önce şerbetini kaynatıyorum. Şerbetimiz muhakkak soğuk olacak. Şerbetimizi kaynatmak için 3 su bardağı şeker ile 4 su bardağı suyu tencereye alıyorum. Ara ara karıştırarak şerbetimizin kaynamasını sağlayalım.
as I open my eyes, watching it slide down the windowpane. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra ocağın ayarını orta ayara kısıyorum ve ara ara karıştırarak 10-15 dakika arası kaynatıyorum. Şerbetimiz 15 dakikada istediğim koyuluğa ulaştı. Şimdi ayarını kapatıp kenara alıyorum ve soğutuyorum. Baklavamızı fırına vermeden önce üzerine yaklaşık 1 çay bardağı sıvı yağ gezdiriyorum. Sizlere muhakkak sıvı yağ tavsiye ederim. Daha önceden denemediyseniz baklavanızı sıvı yağ ile kızartın. Ev yapımı baklavalar da çok güzel oluyor. Baklavanız nar gibi kızaracak ve çok güzel gevrek olacak. Üzerinin sıvı yağsını tamamen gezdirdikten sonra baklavayı ısıtılmış fırında 200 dereceye veriyorum ve alt üst kızarana kadar dikkatli bir şekilde pişiriyorum. Evet, nefis gül baklavamı fırından aldım. Gerçekten şahane kızardı. Şimdi üzerine ilk sıcağı çıktıktan sonra hemen soğuk şerbeti döküyorum. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Gördüğünüz gibi şerbetimizin kıvamı çok şahane, koyu. Tam istediğim gibi baklava şerbeti bu şekilde koyu olması gerekiyor. Aksi takdirde baklava şerbetin içine çekmez ve hoş bir tat olmaz. O yüzden muhakkak şerbetiniz bu şekilde soğuk ve koyu kıvamda olmalı. Tatlımız henüz sıcak. Birkaç dakika beklettim. Şimdi üzerine soğuk şerbeti gezdiriyorum. Tatlımızın şerbetini döktükten sonra birkaç saat dinlendiriyorum. Son olarak baklavalarımızın son halini sizlere paylaşmak istedim. Gerçekten görüntüsü şahane. Şerbetini de çok güzel içine çekti. Baklavamdan son olarak bir dilim alıp sizlere göstermek istiyorum. Bakın altı da çok şahane kızardı. Evet, gördüğünüz gibi gül baklavamız gerçekten çok şık, çok güzel oldu. Görüntüsü kadar tadı da nefistir. Hemen şöyle çatalla sizlere çıtırlığını göstereceğim. Görüyor musunuz? Sesi duyuyor musunuz? Gerçekten harika. Baklava tarifimin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki lezzetli tariflerimde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.